Türkiye'de en azından komşu işte efendim. Dolayısıyla bu komşuluğun gerektiği komşuluk ilişkileri çerçevesinde efendim faaliyetlerimizi yürütmeye, çalışmalarımızı sürdürmeye, hayatımızı sürdürmeye, olan sorunlarımızı da bu şekilde barışıl yolu ve yöntemlerle çözmeye gayret gösteriyoruz. Fakat bu iyi komşuluk ilişkileri bu konusunda maalesef anlaşılmak olmuyor. Bununla alakalı biz yine sabırla, yine şefkatle, yine barış elimizi uzatıyoruz. Ve burada barışın hakim olması için arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Özet olarak bu. Yani Türk-Yunan sorunları dediğimiz zaman bizim söyleyeceğimiz şey bu. Barış sorunlarımız var mı? Var. Bunları ne yapalım? Barışın yol ve yöntemleri çözelim. Oturup konuşalım. Bunun için ne yapalım? Diyalog. Dolayısıyla diyaloğa gelin diyoruz. Diyaloğa gelin diyoruz. Nasıl? Burada şimdi Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri'yle oluşturduğu bir confliction çalışması var. Araştırma çalışması var. Hani bir herhangi bir kaza bela olmasın, bir mekanizma kuralı çalışması var. Üç görüntü. Ya bu konuların hepsine gelmiyorlar, toplantıya gelmiyorlar. Bizim bakanımız olarak güven ve güven artırıcı önlemler konusundaki yaptığımız bir çalışma vardı. Bu manada bizim heyetlerimiz iki kez Yunanistan'a gitti, Atina'ya gitti. Onlar bir kez Türkiye'ye geldiler. Şimdi dördüncüsü toplantının Türkiye'de yapılması lazım. İki yıl daha böyle bekliyoruz. Ve en son gittiğimiz NATO Bakanlar Toplantısı'nda muhatabımız olan Savunma Bakanı arkadaşımıza bu konuda beklentimizi ilettik. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz. Herhangi bir tepki almalarını bekliyoruz. Yani burada bizim bu kapsamlı çerçeveyi böyle tam olarak böyle kucaklayan çalışmalarla bu problemleri ele almamızı, bu problemlerin çözülmesi için uzmanların görüşlerini bildirmesi, beraber çalışmalarını, bu çalışmaların sonucunda bazı sonuçlara varabileceğimizi ve dolayısıyla bir takım sıkıntıların ortadan kalkabileceğini söylüyoruz. Burada esas olan uluslararası anlaşmalar, onun ötesinde iyi komşuluk ilişkileri ve bu çerçevede bu Ege Denizi'nin bir barış denizi olabileceğini, Ege Denizi'nin zenginliklerinin adil bir şekilde paylaşılabileceğini ve buna bağlı olarak da iki taraf halkının, iki taraf fırına daha mutlu, daha müreffeh olabileceğini tekrar dile getirdik. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. Uzattığımız barış elinin tutulmasını bekliyoruz. Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan tarafında sabah kalkıyor, Türkiye aleyhinde nasıl bir eylem, nasıl bir söylem yapabilirim diye düşünüyor adeta. Dolayısıyla bunun yol olmadığını, bunun yöntem olmadığını, bunun çıkar yol olmadığını tekrar söylüyoruz, tekrar hatırlatıyoruz. Ve bu arada memnuniyet verici bir hususla aklı selim sahibi bazı Yunanlılar da, bazı akademisyenler, emekli generaller, amiraller, bazı siyasiler bu konuda da arkadaşlarım bizim fikirlerimize yakın, benzer, yani diyalogdan yana, konuşmaktan yana, aslında haklılıktan yana olduğunu ifade ediyorlar. Biz diyoruz ki bunun çözümü arkadaşlar diyalog, konuşalım, görüşelim. Bu üçüncü taraflara güvenmeyin diyoruz. Bu üçüncü tarafların teşvikiyle, üçüncü tarafların telkiniyle bir şeyler yapmaya kalkmayın. Bir şeyler elde etmeye çalışmayın. Biz sizlerle, Yunanistan'la görüşelim, konuşalım dedikçe arkadaşlarım bunun bir şekilde zafiyet olarak algılanmaması. Diğer taraftan da hiçbir şekilde bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu ne kendimizi ne Kıbrıslı kardeşlerimizi çiğnetmeyeceğiz demek de tehdit değil. Yani dolayısıyla diyoruz ki bütün bu problemleri çözmek için buyurun gelin, kimseye güvenmeyin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemleri ikili görüşmelerle çözelim. Bunu başkalarına havale etmeyin, başkalarına medet bulmayın. Çünkü şunu bilin diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Buna bunun bilincine varın diyerek kendilerine ifade ediyoruz. Diğer taraftan bizim Kıbrıs'ta garantörlükten doğan haklarımız var, sorumluluklarımız var arkadaşlar. Diğer garantör ülkeler, İngiltere, Yunanistan ne yapar? Kendileri bilir. Fakat biz anlaşmalardan, uluslararası anlaşmalardan doğan hakkımız, hukukumuz neyse garantör olarak bunları yerine getirmekte kararlıyız. Bunu yerine getireceğiz. Oradaki bizim Kıbrıslı kardeşlerimizin hiçbir şekilde bir oldu bittiyle hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz. Çiğnetmeyeceğimiz her zaman söyledik. 1974-2012, 2022. Dolayısıyla bunun herkes tarafından da bilinmesini istiyoruz. Bu savunma sanayi konusunu özetlemek gerekirse bir cümleyle, bir tek kelimeyle arkadaşlar cin şeyden çıktı. Artık geri dönüş yok. Geri dönüş yok. Biz şunları yaptık. İnşallah bunu uçağımızda yapacağız, tankımızda yapacağız. Bundan da kimse düşmesi olmasın. Bütün hafif silahlarımız şu anda bizim milli beye. Yani topumuzu yapıyoruz.
efendim helikopterimizi yapıyoruz. Gemimizi tasarladık. Bunun efendim inşasını yapıyoruz. Bunun ihracını yapıyoruz. Ve çok ciddi bir seviyede efendim bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapabiliyoruz. Bir gemi topu var. Bu meşhur bir gemi topu. Bunu kimse yapamıyor. 3-4 ülke yapıyor dünyada. Biz yaptık. Biz de yaptık. Dolayısıyla inşallah diğer geri kalan eksiklerimiz ne varsa bunları da yapmak suretiyle bu ne olacak? Mehmetçiğin ihtiyacı olan minimum ülkemizi savunmak için, milletimizi savunmak için, güvenliğimizi sağlamak için, hukuklarımızı kontrol etmek için lazım olan neyse bunları inşallah kendimiz yapacağız. Kimse muhtaç olmayacağız. Thank you.